şirketlere yani o yüzden dedim. Bakın burada mesele şu. Biz bunu alacağız evet ama bunu başka türlü alma şansımız yok. Yani dökme şampuan satmıyorlar bir yerde. Tabii. O yüzden bütün bunların maliyetlerinin o şirketlerin üzerinde olması gerekiyor. Ki o maliyetler de satış fiyatlarına baktığınızda, kar oranlarına baktığınızda içinde çok ciddi bir yekün tutmuyor. Buradaki mantık şu. Mümkün olduğu kadar naylon tüketmeyin. Tükettikleri eğer tüketecekseniz bunun temizliği için yapılan harcamaya katkı verin. 25 kuruş bu. Bu 25 kuruş marketin cebinde kalmıyor. Bu çevre temizliğine ilişkin, bu atıkların ortadan kaldırılmasına ya da değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarda kullanılıyor. Şimdi aslında hani tamam naylonlar, poşetler çöp için kullanılıyor filan ama gene de bir fırtına estiğinde bizim o ağaçların dallarında gördüğümüz poşetler çöp için kullanılanlar değil. Her yere uçuşuyorlar. Ya da yazın denizin üzerinde bayağı bir böyle katman oluşturmuş olan pet şişeler çöpe gitmiyor belli ki. Asıl suya şu pet gidiyor şişe meselesine sonra çözüm suyun üzerine bulunması gidiyor. Lazım bence. Geçen tabii büyük balıkların, balinaların falan artık pet şişe yutmaktan falan öldüklerini görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Korkunç bir şey. Dolayısıyla hani hepsinin bir çözümü var, yok diye bir şey yok. Hepsinin bir çözümü var. Geri dönüşümlü şişe yapmak mümkün. Plastik maliyetiyle cam maliyeti arasındaki fark küsurat. Minicik bir pet şişenin, yarım litrelik pet şişe suyun 3 liraya satıldığı bir yerde kimse bana efendim cam çok maliyetli falan demesin. Camı o kazanın içerisinde ama... o camın 3 katı fiyat var. Şimdi burada son kullanıcıya gelirken yani o yüzden diyor mesela cam şişe yan yana koyun plastik mi cam mı diye soran yerler var kafeler. Plastik mi içersiniz cam mı? Plastik 3 öbürü 5. Bir de böyle tipler var yani hani böyle kafeler böyle işletmeler var. Halbuki zaten aralarında üçün, o kadar büyük fark yok yani. Zaten evet. Buyurun. Ya yok 3 liranın içerisinde o camın 3 katı fiyat var zaten. Yani işte. Abesleştik çok durum. Basit bir şey söyleyeyim ben size. Ben size bir şey söyleyeyim. Kızılay'ın maden suyu sodası var. Reklamsa Kızılay reklamı yapalım. Problem yok. Cam şişede satılıyor. Evet. Diğer maden sularıyla arasında bir fark var mı? Markete gidin bakın. Tabii. Plastikle cam şişe arasındaki fiyat farkının ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi hemen öğreneceğim. Muhtemelen yok ya da yok denecek kadar az. Ve üstelik cam dönüştürülebilir. Evet. Aynen öyle. Velev ki denize düştü, denizin dibinde doğal bir madde olarak durur. Plastik değil yani. Yani yüzden, plastik poşet, plastik şişe yani biz, meselesi. Aslına bakarsınız, tabii birçok şeyi nasıl kötü yapıyorsak, yani kötü yaptığımız şeylerden bahsediyorum. Bu da öyle kötü yönettiğimiz bir iş. Finansmanı da kötü yönetiyoruz, kontrolünü de kötü yönetiyoruz. Bu inşallah şimdi bunun için bir fırsat olur da üzerinde düşünülüyor bunun. Düşünülmesi iyi şeylerin çıkacağı anlamına gelir. Evet. Aklediliyor yani. Aklediliyor olması yeterli. O bakımdan hayırlara vesile olsun diyelim. Yeni başladı daha çok büyüyecek. Bu iş poşette falan kalmayacak yani. Bu işin sahipleneni çok. Devlette var, bir takım vakıflar var. Giderek işte sivil toplum örgütleri şey yapıyor, sahipleniyor. Televizyon kanalları sahipleniyor. Biz burada konuşuyoruz. Giderek bunlar biraz daha artacak. Bilinçlenmeyle birlikte bence işi toparlarız. Bir şey daha söyleyeyim. İnsanlar marketlere hepimiz artık çoğunluğu araçlarla gidiyorlar. Büyük marketlerden, pazar yerlerinden alışveriş yapıyorlar. Ya tekerlekli arabalarla ya işte otomobillerle gidip alışveriş yapıyorlar. Yanlarına bir tane poşet artık o arabanın bagajına hepimizin ne var sizin de vardır. Bir yağmurluk, bir kar silme işte aparatı, bir bilmem ne silecek, cam silecek suyu. Bir sürü şey taşıyoruz değil mi aracın bagajında dar zamanda lazım olur diye. Bir tane de alışveriş çantası taşıyacağız ya bir iki tane. Gittiğimizde alışveriş sepetine atacağız, alışveriş yapacağız. Kasadan çıkarken de buraya doldurur kızım bunları diyeceğiz oradaki görevliye. Mevzu bitecek. Evet. Şimdi son 5-6 dakika. Metin Akpınar'a yaptığı konuşma, bir televizyon kanalında yaptığı konuşma dolayısıyla soruşturma başlatıldı.
Müjdat Gezen'de keza aynı şekilde. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı galiba bakıyorum ben de soruşturmaya başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı. Bu arada Erdoğan da bununla ilgili bu ülkenin Cumhurbaşkanı ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi, bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde açıklaması vardı.